Evet, kıymetli seyirciler, şu anda yine Yeni Kapı'da Kastamonu tanıtım günlerindeyiz ve bir lezzet durağındayız. Çok tatlı bir yerdeyiz, tatlı bir mekandayız. Evet. Ama bu tatlılık efendim gördüğünüz gibi normal bir şeker değil. Bu doğadan gelen arıların yapmış olduğu bal standındayız. Balcı Muharrem Bey'in standındayız efendim. Bir bakalım akmasın. Evet. Muhteşem bir aroması var. 400 lira ve 300 liraya açılışı yaptık. Muhteşem bir aroması var. 300 lira. Biz şu anda mikrofonu Muharrem Bey'e uzatacağız. Muharrem Bey hoş geldiniz. Hoş. Hayırlı olsun Yeni Kapı Kastamonu. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yaklaşık İstanbul Yeni Kapı'ya özellikle Kastamonu'dan sezonu açıyoruz. Ve Karadeniz illerinde yaklaşık 14 yıldır burada bu hizmeti veriyoruz. Peki, şimdi bir arıların haberi olmayan ballar var, bir de efendim arıların yaptığı ballar var. Şimdi, ne diyorsunuz? Şimdi tabii ki şimdi bizim özellikle Karadeniz olsun veya Türkiye'mizdeki arıcıların bazı kısmı arıya güvenmeyenler var. Arıya güvenmediği için bu balı kendileri yapıyorlar. Arının ne getireceği diyor belli olmaz diyor. Ne getireceği hiç belli olmaz diyor. Zehir mi getirir diyor. Çiçek mi getirir diyor. Ama bunlar? Evet, bunlar bizim arılarımız bayağı bir eğitimliler. Biz bunlara öğrettik. Ya dedik bak bu çiçek, bu yaprakları, bunun içinden balı alacaksınız. Getireceksiniz bize. Evet. Yani diyorsunuz ki bunlar arıların haberi olmayan ballar değil, bizatihi arıların arı gibi çalışarak ürettikleri tatlar ve ballar. Aynen öyle. Bizim arılarımız genelde gerçekten yani çiçeği bulurlar, alırlar, gelirler. Kendi tatları, özellikle kestane balımız var bakın. Kestane balımız. Evet. Bu Kastamonu Doğanyurt'tan getirdik. Doğanyurt kırsalı vardır. Doğanyurt Belediye Başkanımız her sene bizim burada satış yaptığımızı bilir. Özellikle biz bunu en kalitelisini, en güzelini getiririz buraya. Sayın seyirciler, inanın Muharrem Usta balı böyle kestane balını kaldırırken kokusu burnuma geldi. Yani aroması müthiş bir bal bu. Kokusu daha... Yani herhalde 5 metreden duyulabilen bir bal. Kestane balı dünya genelinde tek bir tadı vardır, tek bir acılığı vardır, tek bir rengi vardır. Tabii iklimin değişikliğine göre bazen açık oluyor rengi, bazen koyu çıkıyor ama tadı, kokusu, rengi kesinlikle değişmez. Muhteşem, gerçekten muhteşem sayın seyirciler. Evet, biz gerçek manada bal satan Muharrem Usta'nın standındayız. İstanbul Yeni Kapı meydanındayız ve Kastamonu tanıtım günlerindeyiz. Bütün İstanbullular, bütün seyircilerimizi Yeni Kapı standına bekliyoruz. Yeni Kapı'daki etkinliğe bekliyoruz. Evet, sipariş alıyorsunuz, kargo ile gönderiyorsunuz Türkiye'nin her tarafına. Sezonumuzu biz yeni açtık. Bismillah buradan açtık. Türkiye'nin her yerine kargomuz bir günde ulaşıyor. Balcı Muharrem olarak Google'dan da girebilirler. İnternet satışımız bizim yok. Birebir WhatsApp'tan adres istiyoruz. 0506 921 7196, bu bizim numaramız. Bu numarayı bir daha tekrar. 0506 921 7196, bu numaradan ulaşabilirler. Bir günde kargoları aynı bu standa sattığımız ürünlerin aynısı gelir. Fiyatlarımız da aynıdır, değişmez. Muharrem Usta'm teşekkür ediyoruz, hayırlı müşteriler diliyoruz. Evet, teşekkür ederim. Saklanmadan değil de o arının yapmış olduğu muhteşem balın aromasının kokusunu böyle içselleştiriyor. Onun kokusunu hissetmek için burada herhalde. Doğru mu? Üstad, ben özellikle size bir önce hoş geldiniz diyeyim. Çok teşekkürler. İstanbul'da yaşayan Batı Karadeniz çocuğuyum. Yani yaklaşık 40 yıldır burada memleket aşkıyla yanıp tutuşan bir kardeşinizim. Özellikle Muharrem Bey'i bekliyoruz. Yeni Kapı etkinlik alanı başlasın da Muharrem Bey gelsin. İşte 3-5 çıta bütçemizin el verdiği kadar alalım da kışı sıcak geçirelim. Eyvallah. İsim neydi efendim? Salih Yıldırım. Ben Karabük Safranbolu'yum. Safranbolu. Toprak Cuma'ya çok yakın bir köydenim. İşte Muharrem Bey'i bekliyoruz. Eyvallah. Ya uzun süredir o zaman Muharrem Bey'i tanıyorsunuz. Muharrem Bey'in müşterisisiniz ve yaptığı, daha doğrusu getirdiği, sattığı balların güveniyorsunuz. Bizim bölgemizin %80'i, hemen hemen abartmayayım, bunu mübalağa yapmıyorum, Muharrem Bey'i tanır.
Muharrem Bey'in ticaretinde, alışverişinde hile hurda olmaz. Arıdağ'dan ne getiriyorsa o da bize getiriyor. Bunun içinde başka bir şey arama. Eyvallah, bu yetiyor. Arıdağ'dan ne getiriyorsa, ovadan ne getiriyorsa, çiçekten ne getiriyorsa Muharrem Usta onu tutuyor, arıyı savuyor, getiriyor buraya. Yenikapı etkinlik meydanına getiriyor. O zaman tüm dostlara ne diyelim? Yenikapı, yani Kastamonu günleri. Vermeden geçmesinler. Az ileriki standta da gene bir hemşerimiz var. Evet. Seyidiler'den Siyez bulgurunu, o 2000 yıllık özel bulgurumuzu, hı hı, İstanbul'da hemşerilerimizin ayağına kadar getiriyor. Onu da bir görün. Eyvallah. Burada Hüseyin Bey var. Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdilik bu tatlı mekandan, tatlı standtan tatlı bir şekilde ayrılalım diyoruz. Hayırlı müşteriler diliyoruz. Evet kıymetli seyirciler, şimdi de yine Yenikapı Kastamonu tanıtım günlerinde Başoğlu Helva standındayız. Burası da tatlı bir stand ama farklı bir tat var. Demin uğramış olduğumuz bal standı gibi değil ama ona yakın tatları olan İnebolu'dan gelen bir esnafımız ve tamamı kendi üretimi meşhur tahin helvası, kaşık helvası, efendim şöyle göstereyim. Bunlar tamamen bizim o yöreye ait diyebileceğimiz, yani Kastamonu, İnebolu'ya ait. Hatta Kastamonu'da şöyle bir olay var. Her ilçeye farklı farklı ürünleri vardır. Mesela İnebolu'da yapılan bu kaşık helvası örneğin bir devre kanede yapılmaz. Şimdi Başoğlu şekerlemede İnebolu'da bu tatları üretiyor. Mesela bu bir reçel, altılı reçel paketi. Tamamen organik ürünlerden üretilen reçel, böğürtlen reçeli. Ama ben niye kendim anlatıyorum ki? Mekanın sahibi anlatsın. Mekanın sahibi şimdi biraz ağır abi Ömer Ustam. Bir kalk. Bir kalk. Şimdi üreten kendisi anlatsın. Şimdi İnebolu'dan ne getiriyoruz? Başoğlu şekerlemede neler var Ömer Bey? Öncelikle hoş geldiniz. Helva geliyor, reçel geliyor. Ondan sonra çekmelvası Kastamonu'dan. Daha doğrusu bir de biz İnebolu'dan. Yani sen İnebolu'dan geliyorsun ama burada hem şu mesela ne? Fındıklı şeker, akide şekeri. Fındıklı şeker, akide şekeri. Bu Kastamonu yöresine has, İnebolu yöresine has bir ürün mü? Şekerleme türü mü? Yani bu çok eski Osmanlı'dan gelen bir şekerleme. Osmanlı'dan gelen bir tat. Şimdi tabii yine buldum hani değil mi başka yerlerde mi bu? Başlangıcı bilemem ama bizim orada 130 senelik geçmişi var. 130 mazisi var tabii. Yani İnebolu'da bir defa şu 130 yıldır üretiliyor efendim. 130 yıldır üretiliyor. Ömer Bey bunu üreten beyefendi böyle söylüyor. Tabii Başoğlu İnebolu'da hatta Kastamonu'da önemli markalardan, helva markalarından birisidir. Bunu biliyoruz. Kaşık helvası ev hanımlarının İnebolu'da yaptığı. Ha, bu normal dükkanda yapılan bir şey değil. Bunu ev hanımları mı üretiyor? Ev hanımları yapıyor. Tabii biz de onları burada satışa sunuyoruz. Onlara da ev hanımlarına da bir sistem sağlıyoruz. Efendim şimdi burada önemli bir şey var. Yani sadece ticari olarak fabrikasyon tarzında üretilen bir şey değil. Ev hanımlarımız kendisi üretiyor. Aynı zamanda ev hanımlarımıza bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında da gelir elde etmesini sağlıyorlar. Reçeller de üretimi ev hanımları tarafından ama bizim firmamız adı altında. Reçeller de efendim böğürtlen reçeli var, gül reçeli var. Değil mi efendim? Ama gül de Isparta gülü tarzında değil de İnebolu gülü sanki çok farklı. Isparta gülü? Evet. Ama İnebolu'da yetiştirilmiş Isparta gülü. İnebolu'da yetişen Isparta gülü. Onlardan yapılıyor. Yani tahini var, evet. 100 seneden beri orada yetiştirilmiş. Yani çok önemli lezzetler var. Ve biz İstanbul'daki bütün İstanbulluların bu lezzetleri tatmasını istiyoruz, tatmasını bekliyoruz. Yenikapı Kastamonu tanıtım günlerini bekliyoruz. Bu arada efendim yine bir değerli misafirim var burada. Daha doğrusu bir arkadaşım. Birleşik Krallık efendim İngiltere Türkiye Büyükelçiliği'nde görevli Sadık Kuru. Hoş geldin Sadık'cığım. Teşekkür ediyorum, sağ ol kardeşim. Allah razı olsun.
Yani hayırlı olsun. Seninle burada karşılaşmak çok güzel oldu. Sağ çok olasın. Böyle müthiş bir sürpriz oldu benim için. Benim için sağ olasın. İnşallah yarın. Kendisini hiç sevmeyiz. Evet, Sadık kardeşim, Kastamonu tanıtım günleri için ne diyorsun? Bu çok güzel. Biz zaten senin herhalde bir kere yapılıyor değil mi? Bu ben buraya ilk defa geliyorum Yenikapı'ya. Evet. Ondan sonra bugün ilk günüm. Maltepe'den geçen sene geldim. Güzel yani salım şey olarak bizim tatlar Kastamonu açısından işte ne bileyim görmediğimiz tatları gördük aslında. Siz bakma biz şeyde yaşıyoruz. İngiltere'de yaşıyoruz ama yani bazı şeylerden maalesef uzağız. Yani kaliteli sucuk, pastırma, ondan sonra tereyağı özellikle altın çiziyorum. Geldim hepsini alıyor ondan sonra. Tabii buradan giderken yükleniyorum bir çanta dolusu. Bir sene idare ediyor beni. Eyvallah Sadık'cığım. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Sağ ol kardeşim. Yine kolay gelsin. Bu tatlı standtan bir tatlı tebessümle tatlı eyvallah tebessüm diyoruz. Size kolay gelsin, hayırlı müşteriler diliyoruz. Kıymetli seyirciler, Yenikapı Kastamonu tanıtım günlerindeyiz. Şimdi Kastamonu deyince akla gelen en önemli ürünlerden bir tanesi nedir? Sarımsaktır, kuyu kebabıdır. İşte efendim şöyle gördüğünüz bir kel simit derler halk arasında. Susamsız simittir, pekmezle yapılan. Ama en önemli, hatta tarihin en eski tohumlarından, ata tohumlarından birisi de siyaz tohumudur. Siyaz buğdayıdır. Siyaz bulgurudur. Şimdi Kastamonu'da bu siyazın önemli tanıtım elçilerinden birisi. Hatta bu işi sektör haline getirmiş. Siyaz ile yatıp siyaz ile kalkan bir dostumuz var. Tabii efendim. Ben siyazı İrfan. Siyazı işleyen, siyazı tohumunu toprakla buluşturup mamule döndüren, ekmeğinden simidine, kurabiyesinden ununa, bulgurundan kısırlığına, çorbuna kadar %100 siyaz unundan yapan bir çiftçiyim efendim. Elinizden geldiği kadar İstanbul'daki hemşehrilerimize Kastamonu'muzun İhsangazi ilçesinden en güzel doğal ürünleri getirdik. Peki İrfan Bey, sadece Kastamonlular mı müşterileriniz yoksa hayır, Türkiye genelinde başka illerden de var mı? Türkiye genelinde her yere siyaz ekmeği, siyaz kurabiyesini gönderiyoruz. Yapmış olduğumuz mamullerde %100 siyaz unu kullanıyoruz. 1 gram beyaz un kullanmadan tüm siyaz sevenlere yiyebileceği unlu mamuller üretmeye devam ediyoruz. Efendim siyazı kamuoyu birçok televizyon programlarından zaten biliyor. Ama siyaz unu veya buğdayındaki en önemli özellik nedir? 12 bin yıllık genetiği değiştirmemiş bir tahıllı gillerden bu. Yıllardan beri atalarımız saklamış mamulü ve biz bunu çocuklarımıza ve gelecek nefellerimize bırakmak istiyoruz. Ama bunun içinde şekeri düzenleyen, çölyak hastaların yiyebileceği, MS hastaların yiyebileceği, pankreas hastaların yiyebileceği unlu gıdaların başında geliyor. O yüzden gluteni az olan, değeri düşük bir mamul. Rahatlıkla herkes yiyebilir. Biz ekmeğini yaptık, simidini yaptık, tarhanasını yaptık, kurabiyesini yaptık, erişesini yaptık, makarnasını yaptık. Yani her şey siyazdan yapabilirsiniz yani. İrfan Ustam, tüm bu saydıklarının yanında efendim çok ilginç. Şimdi ben burada bir kolonya görüyorum. Kolonya değil mi efendim bu? Siyaz kolonyası efendim. Şimdi ilk başta böyle ayçiçek yağı gibi gözüküyor ama efendim kolonyaymış bu. Siyazın bir de kolonyası çıkmış efendim. Çok popüler şu anda bu. Aşırı popüler. Çok popüler yani diyorsun. Gelin istemeye, kız istemeye giderken dahi siyaz kolonyası alıyorlar. Efendim artık Kastamonu'da kız istemeye giderken limon kolonyası değil, tütün kolonyası da değil, siyaz kolonyası ile gidiliyormuş efendim. Bu kadar meşhurmuş. İşte bunu da öğrenmiş olduk. İrfan Ustam, bu nasıl kokuyor ya? Tabii efendim. Hemen ikram edelim. Şöyle müşterilerimize ikram edelim. Buyurun. Evet, bakalım şöyle bir deneyelim. Evet, çok hoş bir kokusu var. Yani ne diyeyim, artık bir tane alacağız herhalde, kullanacağız. Başka çaresi yok. İrfan Ustam böyle diyorsa doğrudur. Kıymetli misafirler, evet, siyaz insan kromozomlarının aynısını taşıyan bir ürün.
artık Canan Karatay'dan bütün gurmelere kadar herkes Siyaz'ın faydalarını anlatıyor. İrfan Ustam da anlattı. İrfan Ustam'ın bir özelliği var. Televizyon programlarından çok öncesinden beri bu ata tohumuna sahip çıkıp bu ata tohumunu yaşatan Kastamonu'daki önemli isimlerden birisi. Genç yaşına rağmen biz kendisini tebrik ediyoruz ve hayırlı işler, hayırlı müşteriler diliyoruz kendisine. Görüşmek üzere. Evet sayın seyirciler, Yenikapı Kastamonu tanıtım günlerindeyiz ve Yenikapı'da Kastamonu'dan gelen önemli bir misafirimiz diyelim, önemli bir sanatkarımızla birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Kastamonu İnebol'dan geliyoruz. Kaşık ustasıyım. En güzel ürünleri İstanbul'a getirdim. En doğalını ve en sağlıklısını. Satılmış Bey İnebollu. Şimdi efendim gördüğünüz gibi ahşabın nasıl söyleyeyim sanata dönüştüğü bir stand burası. Yani bildiğiniz efendim sobada yakılan veya işte yüzüne bakmadığınız kütükler, odunlar satılmış ustanın eline geçtiğinde ise çok farklı bir şekil alıyor. Adeta her birisi bir sanat eseri. Bunlara bakıyorum efendim, zeytin ağacından yapılmış. Evet, zeytin var. Bu tarafı zeytin. Şimşir kaşıklar var. Efendim artık herhalde tarih oluyor. Bir süre sonra bunların hepsi asarı atıka olacak gibi şimşir kaşıklar. Ama sağlık burada. Yani ahşabın bir estetiği, sıcaklığı, sağlığı bunlar tabii tartışılmıyor. O kadar farklı ürünler var ki yani çıktı mı? Evet. Şimdi bir metalin aldığı şekil ahşapta var efendim. Gördüğünüz gibi. Burası ahşabın sanata dönüştüğü merkez. Bu tarafta da evet zeytin ağaçlarından yine çok farklı. Gördüğünüz gibi farklı şekiller. Bin bir çeşit ürünler ve hepsi işin ilginç tarafı el işlemesi. Ve bu sanat eserlerinin kimin elinden çıktığını sorarsanız efendim burada bir taraftan satışını yapıyor, bir taraftan hala oturduğu yerde çalışmaya devam. Çalışmasına devam. Çıkmaz. Çalışmazsak bizde ürün çıkmaz. Hepsi el işçiliği olduğu için her dakika boş durmamamız gerekiyor. Her dakika. Şimşirde, zeytinde, şimşirin artık dediğiniz gibi nesli tükenmek üzere. Onun için alternatif bakteri üretmeyen zeytin var. Yavaş yavaş zeytine geçiyoruz. İkisi de aynı özelliğe sahip. Bakteri üretmiyor, kararmıyor, deterjan emmiyor, yağ çekmiyor. Ömrü yok. Kullanabildiği kadar. En sağlıklısı, en uzun ömürlüsü ve en ucuzu. Evet, bunların üzerine daha söylenecek bir şey yok. O zaman diyoruz ki bütün İstanbul'daki 16 milyon mu deniyor? Normalde 20 milyon İstanbul'da. Efendim Yenikapı Kastamonu tanıtım günlerine bu güzellikleri görmeye ne yapıyoruz? Bekliyoruz inşallah. Bekliyoruz efendim. Çok hayırlı müşterileriniz olsun. Sağlıcakla kalın. Sağlık.